Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Aşı neden gelişmez? Sebebi ne? Tutabilir. Aşı tuttu. Bakın gördüğünüz gibi. Hocam şöyle yaklaş. 15.05.2023 tarihinde yaptığımız aşı. Ama aşımızın gelişimi çok yavaş. Ben sebebimi biliyorum. Açmadan söyleyeyim. Bu arkadaşlar yongalı bir aşı. Yongalı keçi boynuzu aşısı. Bir tarafını yasladım. Bir tarafı yaslanmadı. Elimde göz olmadığından dolayı. Yani şimdi izahını daha iyi yapacağım. Kabuğun bir tarafını yasladım, bir tarafını yaslamadım, açıkta kaldı. Onun için gelişimi yavaşladı. Ne diyoruz her zaman? Aşıda kuralımız ne? Kurallara uyacağız. Biz kurala uyduk. Normal tutması için uyduk ama. Hızlı gelişmesi için bu aşıya gerekli yapılması gereken hususu yapmadık. Evet, şimdi göstereceğim. Kaç gün oldu? Ortalama ne yapar? Evet, 50 gün. 50 güne yakın bir tarihimiz arkadaşlar. Bu şunu da belirtmiş olayım. Kemik aşısı da denir. Ondan sonra yongalı aşı da denir. Bu aşılar arkadaşlar kesinlikle 60 günden sonra baharda yapılanlar. Baharda yapılanlar 60 günden önce sökmeyin. Çünkü normal göz aşısı ya da kalem aşısı gibi değil. Şu dokusu zayıf olacağından dolayı daha önce sökmeyin. 60 günü mutlaka doldursun. Yaklaş hocam. Demek istediğim husus. Bakın arkadaşlar. Şu taraf 0-0. Bakın kabuk bağlantısı. Şu taraf ise gördünüz mü? Kabuk kabuğa değmiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve burada ne oluyor? Kurallara tamamıyla uymadığımızdan dolayı gördüğünüz gibi sürgünümüz de zayıf. 3 yaprakta kalmış, sürecek. Ama çift taraflı kabuk kabuğa değseydi, ki tüm aşılar için geçerli bu. Bakın arkadaşlar. Şimdi kalem aşılarda da aynı. Ha, nadir bir göz olur ayrı. Ama onun haricinde normal yapacağınız bir kalem aşıda karşılıklı ya da nedir? Azgalındır, et kenarına sokacaksınızdır. Kabuk altı yapacaksınızdır. Aynı şekilde çift taraflı kabuk kabuğa değmezse gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 güne yaklaşan 50 günlük bir aşı şu an bana göre 30 santim sürgün vermesi lazımdı. Veremedi. Eksiğimizden dolayı şimdi ne yapacağız? Bunu yapılması gereken husus şu. Tetikleyeceğiz. O yara bağlantılarını orada daha iyi geliştirmek için yapacağımız eylem her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Budama yapacağız. Budamalarımızı yapacağız. Gözümüzün olduğu yeri harekete geçireceğiz. Hep söyleniyor arkadaşlar. Bakın yanlışa düşmeyin. Bu o bir yanlıştır. Bana çok sorulan soru. Hocam aşı yapıldıktan sonra fidanın tepesi vurulmazmış. Herkes aynısını söylüyor. Bir siz diyor tepesi vurulur diyorsunuz diyor. Bakın arkadaşlar. Gözümü sevdiklerim. Benim videoları takip eden arkadaşlarım bilir. Zararlı herhangi bir hususu önermediğim gibi tecrübe etmediğim bir olayı da önermem. Mantığınızı çalıştırın. Şimdi ne oldu? Ben yapraklarını azalttım. Yeni sürgünlerini kestim. Bu ağaç hareket edecek. Hareketi nereden başlar? Yaralı bölgelerden başlar. Tamiratlarla başlar. Buraları tamir ederken buradaki yarasını da aynı anda tamirata geçecek hızlı bir şekilde. Bunlar yapılırsa bu sürgünün uzadığını, muhtemelen bir 10 gün sonra bunun bir 10-15 santim uzadığını ben göreceğim. Size de short videosu olarak atabilirim. Çünkü bu küçük bir olaya tam bir video belki hazırlamayabiliriz. Kısa video olarak da size bu aşının 15 gün sonra 15-20 santim uzadığını göstereceğim. Ama bu işlemler yapılması lazım. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Aşıya da başka bir tarımsal bilgiyle alakalı. Bir sorunuz olursa hemen videonun altına not yazın. Mesaj yazın. Cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.